Merhaba arkadaşlar. Dün akşam itibariyle bir canlı yayın yapmıştık ve o canlı yayında o kadar çok soru geldi ki "Hocam ben puan hesaplamamı hangi siteden yapayım? Hangisi de daha iyi vesaire vesaire." Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar birçok kişiden soru geldi. "Hocam ben hangi siteden hesaplamam gerekir? Vesaire hangisi doğru?" Şimdi şunu belirteyim. Ee, hangi site doğru? A sitesi doğrudur. B sitesi doğrudur diye bir şey diyemeyiz çünkü hiçbir site tam olarak size net puanı veremez. Onu söyleyeyim. Yani net olarak sen e, sonuçları çıkanında şu kadar şu kadar puan alacaksın ki süratına kadar kimse veremez. Ama şunu da unutmayın. Yani buna yakın sitelerden biri soru bak sitesi. Soru bak en azından sizin alabileceğinize yakın bir puan hesaplıyor mu? Evet hesaplıyor mu? Bu arada hiçbir şekilde sponsor vesaire değil. Onu ben söyleyeyim. Ben sadece kendi araştırmalarıma göre bunu söylüyorum. E, soru bak sitesi birazcık daha yakın arkadaşlar. Yani nasıl yakın? E, sizin aldığınız puana birazcık daha yakın puanlar veriyor öyle söyleyeyim. Yani kötü bir site değil. Bence oradan hesaplayabilirsiniz. Ee, 2021 verilerine göre sizlere ee, bu arada şey yapıyor yani 2022 verilerine göre hiçbir site size şu kadar puan alacaksın kazanırsın kazanmazsın demez çünkü 2022'ye dair hiçbir buluntu yok yani hiçbir sonuç yok kaç puan oldu taban puanı vesaire o anca seneye olur 23 Eylül'den sonra olur ama 2021'e dair hiç ee, 2021'e dair ancak ki sizin sınav ee, puanlarınız hesaplanır yani 2021'e göre kazandınız veya kazanamadınız der sitelerde en yakın puanı hesaplayan bana göre soru bankesi size göre tabii ki değişebilir bazıları soru Sorubak sitesini beğenmiyor, istemiyor. Tamamen doğrudur. Haklısınızdır. Başka sitelerden de bakabilirsiniz ama e, benim yani benim için bir e, önerim olarak Sorubak daha iyi gibi gözüküyor diğerlerine göre onu söyleyeyim. Abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız. Gör görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.